Acilinet'ten herkese merhaba. Bugün sizlerle bir web sayfasını paylaşmak istiyorum. İki gün önce Kamu Hastaneleri Birliği'nin organize ettiği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen halk için organize edilmiş bir toplantıya katıldım. Konu yaşlılar ve onların sağlıklarıyla ilgili bir toplantıydı. Ve bizden de acil servisle alakalı yaşlarla ilgili bazı mesajları vermemizi istediler. Şimdi yaşlılar deyince tabii ki belki birçoğunuz biliyordur ama benim de anneannemle alakalı bu konuda yani anneannem ve acil durumlarla ilişkili oldukça geniş bir portföyüm var aslında. Benimle birlikte aynı zamanda anneannem İzmir'de yaşadığı için 9 Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nın da epey bir deneyimi oldu. Dolayısıyla ben de anneannemle alakalı olarak bugün size tanıtmak istediğim web sayfasını ikisini bir araya getirerek bazı mesajlar vermek istiyorum ki benzer mesajları iki gün önce anlatmış olduğum konuyla ilişkili olarak da bu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Kamu Hastaneleri Birliği'nin yaptığı toplantıda da aynı örnekleri vererek söyledim. Şimdi sizinle paylaşmak istediğim site bir ilaç etkileşimini araştıran ve bunları ortaya koyan, bize ilaçlar arasında herhangi bir etkileşim olup olmadığını gösteren bir site. Aslında birçoğunuz bu siteyi biliyorsunuz. Medscape. Portable cihazlarımızda, telefonlarımızda rahatlıkla yükleyip kullanabileceğimiz bir site ve aynı özellikler portable cihazlar ve telefonlar için de var. Fakat ben size şu anda online olarak internetten bağlandığımızda neyle karşılaşıyoruz onu göstermek istiyorum. Bununla ilişkili olarak teyzemi aradım. Teyzeciğim dedim anneannemin şu anda kullandığı ilaçları öğrenebilir miyim diye. Açıkçası bu kadar çok olduğunu ben de farkında değildim. Şimdi ACE inhibitörü kullanıyor. Proton pompa inhibitörü kullanıyor. Coumadin kullanıyor. Clopidogrel kullanıyor. Onun haricinde başka beta bloker kullanıyor. Birkaç tane daha ilacı vardı. Ben bunların hepsini şimdi sizinle paylaşacağım. Şimdi öncelikle sitemizi açalım. Burada Google'dan bir tarama yapacak olursak şimdi Medscape ilaç etkileşimi kontrol eden siteyi bulalım. Ve burada çıkan ilk linke tıklıyorum ve karşımıza böyle bir sayfa açılıyor. Şimdi öncelikle anneannem digoksin kullanıyor. Aşağıda çıktı hemen onu ekleyeyim. Coumadin kullanıyor. Clopidogrel kullanıyor. Lisinopril kullanıyor. Amlopidin kullanıyor. Ondan sonra lansoprazol kullanıyor. Başka düşünüyorum başka kullandığı bir ilaç var mı diye. Bisoprolol kullanıyor. Şimdi toplamda 7 tane ilaç kullanıyor. Şimdi bu sitede gördüğünüz gibi anneannemin kullandığı ilaçlarda şu anda 8 tane etkileşim var. Bu etkileşimlere şimdi göz atalım. Bir kere çok ciddi bir etkileşim saptadı ve diyor ki alternatif başka bir ajanı düşünün. Şimdi lansoprazol ile digoksin. Diyor ki burada lansoprazol digoksinin etkisini gastrik pH'i arttırarak digoksin etkisini arttırmaktadır diye söylüyor. Dolayısıyla anneannem de eğer bir digoksin intoksikasyonu görülecek olursa muhtemelen lansoprazolle oluşan bu etkisini herhalde akılımızda bulunması gerekir. Ya da buna benzer bir hastayla karşılaştığımız zaman. Onun haricinde bakın şimdi ciddi sayılabilecek, belirgin ve yakından takip edilmesi gereken 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daha etkileşim buldu. Bir de minor etkileşimde burada saptadı. Şimdi kaçımız yaşlı hastalarla
yüzleşiyoruz diye aslında sormaya gerek yok. Herhalde acil servislerimizde oldukça yoğun bir şekilde yaşlı hastalarla karşılaşıyoruz. Bizim geçen yılki yaşlı hasta oranımız, yani yaşlı derken 65 yaş üzerindeki hasta oranımız %16.5'ti. Yani tüm 60-70 bin hastanın içerisinde baktığımızda %16.5'i yaşlı hasta grubuna ait. Biz bununla ilgili anabilim dalımızda bir araştırma da yapmıştık geçmişte. Yaklaşık 1100 tane hastayı taramıştık. Bu da bir hastamızın teziydi. 65 yaş üzerinde gelip acil serviste ilaç kullanan hastalara baktık. Ve bu hastalar içerisinde %20'ye yakını, %19.2 idi yanılmıyorsam, 6 ile 9 ilaç kullanıyor. %2'si 10 ve üzerinde ilaç kullanıyor. Dolayısıyla yaşlı hastaların şikayetlerinin kullandıkları ilaçlardan mı yoksa kendilerinde var olan diğer organik sorunlardan mı kaynaklandığını anlamak zaman zaman pek de kolay olmayabilir. Dolayısıyla bu site, Medscape'in ilaç referansı olarak kullandığı site, size bir hasta geldiğinde ilaçlarını buraya girip aralarında bir etkileşim var mı ve size geldikleri şikayetlerin acaba bir ilaç yan etkisi ya da ilaç etkileşimi yan etkisi olabilir mi diye size fikir vermesi ve tedavinizi ya da hastaların ilaçlarını tekrardan organize etmeniz açısından iyi bir yönlendirici rol üstlenebilir. Dolayısıyla size bahsetmek istediğim site bu hafta Medscape'in ilaç kontrol eden son derece faydalı bir sitesi. Umarım size yararlı olmuştur ve önümüzdeki günlerde size gelen hastalarda eğer şimdiye kadar kullanmadıysanız lütfen test edin. Eğer bu konuyla ilgili ekstra bir öneriniz olursa da acilci.net sitemize de görüşlerinizi lütfen belirtin. Bir sonraki web sitesi tanıtımı için görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.